Kardeşim olaydır benim olay. Bir de konfor seven bir arkadaştır. Ne zaman böyle asortik bir yere turneye gideyim gelir. Adıyaman'a gideyim gelmez. Antalya'ya gittik bir gün. Hemen geldi tabii. Oteller güzel ya orada. Büyük oteller. Girdik otelin birinin içine. İşimiz var orada. Ekstra diye tabir edilen işlerden biri. Verdik valizleri. Odaya çıkacağım. Abi dedi. Efendim. Sauna var burada. Oğlum görgüsüz ne olmuş sauna varsa? Gel dedi girelim falan. Ödem atarız. Bunları ödem zannediyor gerizekalı. 30 yıldır gazı var. İpra gazda yok lan o kadar gaz. Şişmansın oğlum anla işte lan. Gazın mazın yok yani. Hani dedi ödem atarız falan dedim ya. Abi beni yalnız bırakma ne olur falan. Senin de yorgunluğunu alır. Yoldan geldik o kadar budu 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 konuşuyor. Peki dedim yürü. Hayatımın en yanlış kararlarından biri. Havlu yetmedi böyle bağladı herhalde. Romeo Juliet'i sarkıtıyor falan. Aradan meme fırlıyor Kleopatra memesi gibi. Savunadan içeri bir girdim. Böyle bir de içeri naneli bir şey atmışlar. Nefes aldıkça bağırsağıma kadar yanıyor. Girdiğim an pişman oldum. Burnumdan, kıçımdan dumanlar çıkıyor. Cengo dedim, ben kötü oldum oğlum dedim. Çıkalım falan, abi bende de görüntü gitti falan dedim. Çıkışı bulamıyoruz. Herifin birinin kucağına düştüm. Ölmüş pezemek haberi yok. Kadın zannetti beni. Seni kim gönderdi güzelim, kimse falan. Buradan bağlayınca tabii sakata geldik. Dışarı çıktık dedi ki abi şimdi soğuk suyla duş alacağız dedi. Dedim manyak mısın? Bardak gibi çatlamaya mı çalışacağız? Niye soğuk suyla duş alıyoruz? Hücreler açılıyor diyor. Bir itti beni suyun altına böyle hani mukavvayı kıvırsı ya. Suyu bir yedim böyle ala. Böyle yol yaptı böyle su vücudumda. Çatır 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 çatladı yani. Şimdi dedim masaj oluyoruz bitiyor abi dedi. Yattık masaj salonuna girdik. Böyle bir göbek taşı var. Ben yattım taşa taş maş kalmadı. Vallahi Galapagos kaplumbağası gibi öyle duruyorum. Masör geldi başladı beni yoğurmaya. Birkaç dakika sonra heriften zorlanma sesleri gelmeye başladı. Tevekkül dilerim böyle yaptı. Abi yardım etmezseniz bitiremeyeceğim abi. O çünkü insan zannetti arazi çıktı. Bayağı tarla işi var yani böyle çat çat. Domatesleri buraya mı ekeyim biberi nereye koyayım falan. Fakat o kaldığımız oteli de anlatmak isterim kıymetli misafirler. Gerçekten kabus bir oteldi. Güzel bir mimarisi var. Otel diye bir otel. Fakat benim için büyük kabus oldu. Her yer ayna oteldi. Dedim inşallah odada da böyle her yer ayna değildir. Anam odaya bir çıktım her yer ayna. Her yer ayna. Küre filminin içindeyim. Fantastik bir durumu var. Fanteziye açık. Güzel. Fakat benim fantastik bir durumum yok ki. Yazın klimayı açınca sesim kısılıyor. O yüzden klimayı açamıyorum. O yüzden çıplak yatıyorum. Nasıl uyuyayım? Her yer ayna. Sağa dönüyorum aynadan bunu görüyorum. Bilim kurgu filmi gibi. Bunlar dünyayı ele geçirmişler. Uçsuz bucaksız gidiyor aynanın içinde. Sola dönüyorum aynı. Götler Vadisi. Yürü. Çok uzaklardan çükümü görüyorum böyle. Merhaba. Tuvalete gidiyorum üç ata beraber böyle. İki saat falan uyuyabildim. Anam sabah oldu. Böyle bitik o durumdayım ama kabuslar devam ediyor. Resepsiyonda Fatih Terim'i gördüm. İşte benim için gerçek kabus o an başlıyor. Fatih Hoca'yı çok severim, o da beni sever. Görüşürüz de. Fakat oyun öncesi görmek istediğim son insan. Çünkü yıllarca taklidini yaptığım için o jestler, mimikler yüzüme bir şekilde yerleşmiş. Onunla konuşunca birkaç saat kendim olamıyorum. Bir gördüm onu, bitti zaten. Bütün oyun konsantrasyonum şu kadarcık kalmıştı, o da gitti. Çağırdı beni böyle. Gel bakayım buraya dedi, ne yapıyorsun sen? Gel buraya, gel. Hayırdır dedi, benimle mi uyudun? Kaşın gözün düşmüş falan filan. Dedim öyle uyuyamadım ne yapayım ya. İki Fatih konuşuyoruz karşılıklı. Dedi hayırdır niye uyuyamadın falan. Dedim ayna var ya aynayı al Sabri'yi koy falan tartışıyoruz. Çok etkileyici adam. Yani Euro 2008'de bütün dünya etkilendi. Türklerin sistemi ne? Ne sistemi ya? Baksana kulübeye. Şöyle bir şey duruyor orada. Ondan hala motivasyon mu var? Niye son dakikalarda sıkıştırdık bütün golleri zannediyorsunuz? Ben futbolcuların arasındaki diyaloğu duyabiliyorum. Arda, bir dakikası kaldı. Sıçacak ağzımıza bir şey yapın kurban. Rüştü bile gol pası verdi. Alın lan benden gitsin diye. Dünyanın en iyi kalecisi Peter Şey o golü nasıl yedi zannediyorsun? Bir daha seyret bak. Tam top alacak Fatih Hoca ile göz göze geliyor.
Çok özel biri. Yabancı dilde bile kendisi olabiliyor. Bütün o gücü hissediyorsun yani. Bu çok büyük bir maharet. Today. Very important machine of. Very difficultly, yes. But if you want to force, if you want to attack football, you must faster. Can we do it? I think so, no. Game okay, game. Beauty, sometimes beauty. But look to the tabela, tabloya. What can I do? I will always love you, yapacak bir şey. Yani. Severim ayrı. Bir reklam çekse de Fatih Hoca, anlatsak burada. Onun reklamları her zaman böyle dişi olur, güzel olur yani. Futbolcuları reklamlarda oynatıyorlar da... Olmuyor, soğuk bir malzeme. Yani futbol böyle sert bir şey, askeri bir şey. Reklamda pek çalışmıyor. Yani Ronaldo bile olmamış. Vermişler eline bir şampuan. I am Cristiano Ronaldo, I use the clear for men. Bulgar gümüründe viski kaptırmış gibi. Değil mi? I use the clear for men komşu, ne ma problem mi kaldı? 4 euro. Black label, Jack Daniels, yes. Bak Barış Özbey'i oynatsan daha sıcak olur. O gurbetçi futbolcuların aksanları bir enteresan, komik, latif yani. Ben Barış Özbek bunu kullanıyorum, çok güzel oluyor, çok seviyoruz ya. Hakan abi de kullanıyor, o da seviyor. Çok güzel köpürüyor böyle ya, köpürmahın. Çok güzel oluyor yani. Güzel olur. Ama reklamların yıldızı çocuklar. Toyota nasıl? Toyota. Şerim sende kar yola. Güzel. Bir sonraki reklamını pek beğenmedim ama. Hani benim babam Toyota gibi adam. Sloganı bu. Söylüyor çocuk. Benim babam Toyota gibi adam. Diğerleri böyle kalıyor. Çünkü onlar şehir çocuğu. Biraz da böyle korunaklı şehir çocuğu. Çek bakayım Çanakkale'de aynı reklamı, nasıl sonuç alacaksın? Oradaki çocuklar var ya, öttürür. Benim babam Toyota gibi adam. Binen mi senin babana be? Var ya, öyle bir sararlar ki adamı, aklını alırlar adamın aklını. Freni kim çekiyor senin pederinle? Bütün gün kilitlerler adamı. Kaç tekerlekli oluyor bakalım diye. Çok başka bir yer orası yani. Bir de Turkcell'in selojanları var değil mi? Kandida mantarı gibi çoğalıyorlar. İlk selojanlar askere gitti. 20 yıldır aynı proje. Başarılı olduğu zamanlar vardı. Bir piyano reklamı var, enteresan. Korku filmi gibi. Bir grup selojan piyanonun üzerine serpiştirilmiş. Bu sene yeni bir cebin olsun, senin olsun, cebin olsun. Bu ocakta yeni bir cebin olsun, senin olsun, cebin olsun, senin olsun, cebin olsun. Bayağı korku filmi yani. Sloganı da güzel. Türk Selim geldi. Aşkım Türk Selim geldi. Yürü evde yaparsın, yürü yürü yürü. Şimdi bir de görüntülü konuşma varmış, görüntü konuşma. Böyle görüntülü konuşuyorsun, ay Mehmet ne haber falan. Başladın mı bizde? Var mı konuşan? Deneyen var mı? Nasıl bir şey? Kullanışlı mı yani? Ya ben biraz onun böyle mahrem bir şey olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü fotoğraf gönderirken bile 1000 tane kaza yaşandı memlekette. Ne çok sapık varmış. İnternet bu kazalarla dolu. Allah! Ne oldu Hakkı abi? Çükümü çekip kayınpederime yolladım. Niye öyle iğrenç bir şey yaptın ki ya? Ya oğlum yeni aldım makinayı. Merak ettim işte nasıl görünüyor diye. Silecektim, sileyim derken... tüm abonelere gitti galiba. Vallahi arıyor. Konuş abi, anlat. Lan adam hacı. Şükrü kurban olayım, sen konuş. Ben ne diyeyim abi, kendi cumaya gitti. Çünkü burada mı diyeyim Allah Allah ya?
reklamlar. Çocukları kullanıyorlar ya. Aslında bir yandan da hak veriyorum yani. Çünkü zamane çocukları kullanılmayacak gibi değil ki ya. Benim yeğenim var bir tane. Her şeyi kapıyor bunlar, indiriyorlar yani. 3 yaşında çocuk, dadımızın şivesini olduğu gibi indirmiş. Dadısı var bir tane. Dadısı da Kırcı Aleli bir teyzemiz, Bulgaristan göçmeni. Çocuk artık bizden değil. Gitti çocuk. 3 yaşında da. Deniz ne yapıyorsun? Böyle kaymaksız yoğurt yiyorum diyor. Gitti çocuk. Üstüne döktürdüm böyle bir. Senden ötürü. Güldürüyorsun senden ötürü. Gitti çocuk. Acayip zekiler ya. Doktor bir arkadaşımın kızı var. Geçen oyuna geldiler. 5 yaşında falan kulise geldi. Hani şirinlik olsun dedim ki, Noel Baba sana yılbaşına ne getirdi dedim. Böyle yaptı. Noel Baba bizim siteye giremez. Güvenlik var dedi. Ben bunu güldüreyim diye salak gibi lavabo taklidi yaptım buna. Bak dedim sana ne yapacağım bak falan. Böyle yaptı. Neden böyle şeyler yapıyorsun? Ben 15 yıldır bu mesleği yapıyorum, daha bir gazeteci sormadı ha. En doğru soru soruyu soruyor. Yani sana bu saçmalığı yaptıran mekanizma nedir diye soruyor yani. Büyük yeğenim var bir de, o da adı Yavuz. Ceza manyağı. Evde sürekli ceza dinliyoruz. Fakat bize ceza oldu. Şarkı yapmış bana. Ata abi, ata abi dedikleri sensin. Türkiye'nin biz akında bir nefessin. Seni seviyor yeğenin Yavuz ama harçlık ver sebebini sorma, sorma, sorma. Böyle geziyor. Reklamcılar da biliyor çocuklardaki malzemeyi kullanıyor. İyi reklam olduğumu seviyoruz. Akbank'ın reklamı güzel. Yukarıdan çekmişler insanları. Koreografik hareketler yapıyorlar. Güzel. Ama yazık, bunun için plato kurmaya gerek yok. Paraya yazık. Bu imkanlar var bizde. Yılbaşı gecesi koyacaksın Taksim'e kameraları tepeden. Bir kız koyacaksın yere, bütün hayvanlar aynı yöne gidiyor. Kızı hızlı hızlı değiştirir, istediğini yazdırırsın. Yalan mı? Bir de tuvalet kağıdı reklamı var bir tane. Böyle tuvalet kağıtlarından bir daha oluşmuş anam. Güzelce bir kız çıkmış, en tepesini böyle yapıyor. Tek yaprak yeter! Benim de ceviz kadar kıçım olsa bana da yeter. Tek yaprak yetermiş. Kendi adına konuşsana. Bir de ürünü satmak için her zaman kampanya yapmak zorundasın. Lassa araba lastiği alana buz otelde tatil. Lan önce buz oteli bir anlat. Bayağı buzdan o otel. Çıkacak 2 tane garibana, patlayacaklar orada. Allah belamızı verdi Şükrü. Cantına da lastiğine de. Böyle tatil mi olur, bokum dondu vallahi. Abi ben geldiğimizde anladım aslında. İsveç'e kadar uçakla geldik. Otele kadar taksi yok muydu abi? Köpeklerle getirdiler bizi. Birinin kuyruğu yok, birinin kulağı yok. Kapıda dondu, dışarı çıkamıyoruz. Ne yapacağız? Sabaha kadar ölürüz burada lan. Ne bileyim abi. Arasana resepsiyonu. Cevap vermiyor ki kimse. Kutup ayısı mı var, ne bek var, ben de bilmiyorum aşağıda. Bak bakayım yengen yaşıyor mu? Yenge. Abi yaşıyor da yapışmış komple, yattı yani. Sen bir daha bağıra yoksa kalacak kadar valla. Dur bir dakika. Çalıyor. Alo. Kurban oldum oğlum. Oğlum biz kapalı kaldık burada, duvar kapı buz tuttu, biz dışarı çıkamıyoruz. Uyum mu sağlayalım? Nasıl uyum sağlayalım oğlum, penguen miyiz biz? Sen bize bir ısıtıcı falan gönder. Duvarlar mı erir? Bak sende duvar falan kalmayacak, bu Şükrü alkolik. Duvarı koparıp koparıp viskisinin içine atıyor. Yarım saate yan dairedeyiz biz. Yavrum, bari pürmüz gibi bir şey yolla, yengeni sökeyim. Komple yapıştık aranzaya. Sen, bak biz yabancı değiliz. Doktor Ötker'in hastasıyız biz. Alman mı o? Sen bana Kamil Koç'un numarasını ver lan, ben ne muhatap alıyorum ki seninle şerefsiz. Bayağı korku filmi gibi değil mi? Biz gerçi iyi korku filmleri yapıyoruz da isimleri tutturamıyoruz. Dabbe, dubbe, gubba, beduppa. Bunların oynayabileceği bir korku filmi yaratmak lazım. İyi korku filmi yapmak için bence Ege'yi kullanmak lazım bak. Ege sineması tuttu nasıl olsa. Babam ve oğlum falan filan. Bizim eyvah eyvahlar da biraz o dokudadır.
Yapacaksın bir Ege'li korku filmi. 10 milyon kişi seyretmezse şerefsizim. Yapacaksın bir testere Muğla. Yapalım mı? Yücel bir kırmızı versene buraya. Kurban burada değil mi? Bağırma lan. Seninle bir oyun oynayamayacağım. Sana bağırma diyorum lan kahpe keçi. Kimseler duyamaz seni gari, boşuna bağırıyorsun. Kafana bir dene çakal kafanı takıverdim. Anahtarı da münasip bir yere sakladım. Ben tarlaya kadar gideceğim. Ben gelene kadar anahtarı bulun sen kurtulacaksın. Ama bulamazsan kafanda çükünde kopu verecek. Bunu bana niye yapıyorsun Süleyman emmi diye sorarsan. İyi niyetle değil mi? İsmini de açıklıyor. Kuzuların sessizliği de güzel olur ha. Bu Jodie Foster'ın Anthony Hopkins'e yalvardığı sahne vardır ya klasik. Lütfen söyler misin? O kızın ölmesini istemiyorum. Onu kim öldürüyor? Lütfen. Lütfen. Ne istersen yaparım. Ne istersen anlatırım. Lütfen söyle. Söylerim ama. Sen de bana söyle bakalım dedektif. Sen daha küçük bir çocuktun. Bu balla la. Söke'ye gelmiştiniz. Kibritle oyna akan benim oteli yakıverdin piç kurusu. Herkesleri sırtımda çıkardım kurtardım da samanlıkta kuzular vardı. Kuzular sessiz miydi? Veya Ali Fethi Çikok'un saykosu. Gördü. Kudurcam onunla. Osman Arpan fazla mı geldi? Ne böğürüp duruyor öyle? İçimde bir sıkıntı var Süleyman emmi. İki tane garıyı kessem rahatlamayayım acaba? Koyun mu kesiyorsun lan? Garı öyle kesilir mi? Gel Cuma'ya gidelim de öğleden sonra kesersin. Döndü. Nasıl?